Her ne kadar aramızda olmasa o ruheme, bedene bizim aramızda, onu söyleyeyim. Bugün toprak ananın kucağında da olsa o burada, bu bölgenin genç insanıydı. Genç gitti. Ne diyeyim, hak zalimi zorbayı ıslah eylesin, ama Mehmet bu değerler için gitti. Hak için hakka yürüdü, ruhu şad olsun. Ve bu bölgemizin gerçekten birçok Mehmet oldu Mehmet'ten sonra. Onun üzerine ağıtlar, türküler söylendi. Halen bizim yüreğimizde, onu söyleyeyim. Bismillah, Allah Allah. Yedi alem üç atadan geldik. Hü dedik gerçekler aşkına. Rahman deryasından akıp geldik nur deryasına. Anamız yer, babamız yağmur. Ateşten havaya, havadan suya, sudan toprağa, can cana, nur ile geldik, sır ile gideriz. Hak kapısından geldik dünyaya, geldiğimiz kapıya döneriz. Can cana, can didara. Bu evreni var eden yüce hak, insanı kendi ruhundan halk ettin. Ve haktan gelip ve yine hakka döneceğiz. Hükmünü yerine getiren ruhumuz, canımızın ruhu şad olsun. Devri daim olsun. Bozatlı Hızır cümlemizin yardımcısı olsun. El ele el hakka, yönümüz kıblemiz can cana. Serimiz meydana, uyduk divana. Can didara dar olduk. Halil hallaştık, özü öze bağladık. Eriyip arifler kazanında piştik. Ya hak, saklımız gizlimiz yok senden. Senden geldik, sana döneriz. Binlerce yiğin hakkı için ruhunu bağışlasın. Ben Mehmet Ceren'in yeğeni Önder Ceren. Öncelikle sizlere ve Can TV ekibine, buraya geldiğiniz, amcama mihman olduğunuz için sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki sizler varsınız. Amcamın aramızda ayrılışı bizler ve çevremiz için büyük bir kayıptı. Amcam halk için kendini adadı. Kendi çıkarlarını hiç gözetmedi. Amcamın mahkeme süreci, yani Türkiye'de iç hukukta bitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Hüseyin Aygün var, aile avukatımız. 2016 yılında, Mayıs ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davayı taşıdı. Dava orada halen sürüyor. İnşallah olumlu bir sonuçla çıkarız. İnşallah, yani amcamıza zulmedenler, aramızda alanların inşallah hesap verirler yani. Türkiye'de biz bunu alamasak da Avrupa İnsan Hakları'nda alacağımıza eminim yani. Türkiye'de Afşin'de başlayarak, bizim burası Afşin'e bağlı olduğu için Afşin'de bir sonuç alamadık. Elbistan'a geçti. Elbistan'da da bir sonuç alamadık. Oradan Maraş'a yönlendirdi. Bütün zaman aşımı olarak gözüküyor yani. Zaman aşımı olduğu için Malatya'ya geçti. Malatya'da Gaziantep'e gönderildi dosya. Gaziantep'te davanın bittiği söylenildi. Ama sonuçta bu, yani işkenceyle katledilerek hiçbir sağlık sorunu olmayan bir insandı. 24 yaşında, gencecik bir fidandı. Bizler tabii yetişemedik. Bizlerin, büyüklerimiz de duyduğuna göre yani hiçbir hastalığı olmadan, hiçbir sorun olmayan bir insan yani sağlam şekilde gidip teslim oluyor. Yani çünkü kendi de biliyordu suçunun olmadığını. Suçu olsaydı zaten gitmezdi. Hiçbir suçu yoktu. Tek suçu insanlığı savunmaktı yani. İnsanlık için can verdi. Ama biz bir netice alamadık Türkiye'de yani bunda. En büyük umudum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, yani bu insanın işkenceyle öldürüldüğü, aramızdan alındığı, ortaya çıkması yani. Ve suçluların hesabını vermesi yani. Sene 1981, 9. ayın 10'u falan, 81'in 9. ayın 10'u falan, kendine Kahramanmaraş'ta bir ihbar geliyor. Tutuklan diyerek rahmetliye burada abisinin evinden yatarkana babasının evini sardılar. Biz bilmiyoruz, çocuğuz, 12-13 yaşlarındayız. Orada kendisine ayan oluyor. Seni yakalayacaklar, kaç diyerek. Kendi oradan ayrılıyor, 40 gün kaçtı. Onlar kendi onları görüyor, onlar onu görmediler, Mehmet Ceren'i, amcamı. Bu 40 gün kaçtı. Böyle yani babam bile söylerdi, ben ele vermeyin. Verirseniz sağ bırakmazlar dedi. Bilmiyoruz. Kendisi babamıza söylemiş. Bize gözükmüyor kendisi, rahmetli.
Bu sonra yine arkadaşlarına sitem edeceğim. En yakın arkadaşlarına. Diyor ki babangile paskı oluyor. Git sen teslim ol. Ama babamgilin bundan bir haberi yok. Bu laftan haberi yok. Kendinin en konuştuğu insanlar bunu kendine yaptı. Benim görüşüm. Bu neyse 45 gün kaçıncı 46. günü diyor ki kendi buradan Oğlak Kayası köyü var. Ben gidip teslim olacağım diyor. Niye diyorlar? Vallahi amcam bile babama, anneme işkence yapıyorlar kardeşlerime diyorlar. Burada kendisine böyle aktarılıyor. Kendi buradan oradan çıkıyor Adana'da teslim oluyor. Adana'dan. Adana'da 2 gün mü 3 gün mü bilmiyorum. Geçmiş günü 30-40 sene 43 yıllık şahı. Bunu Maraş'a nakil yapıyorlar. Maraş'a nakil yapınca da Aksu var. Maraş Aksu. Aksu'dan bunu öldürüyorlar. Maraş'a girmedi öldürüyorlar. Tutanakta kalp krizi. Kalp krizi geçiyor ama evet. Biz eminiz ki işkence de Filistin askısından düşürülerek evet öldürül yani aramızda alındığını biliyoruz. Biz yani kabrin açılarak hani kabri fethi yapılmasını da istedik. Yapılmadı. Karşı çıkıldı. Karşı çıkıldı evet. Gelip açılmadı. Madem ki kalp krizi ise bizi ikna etsinler. Açılsın dedik. Kalp krizi ise açılsın, kalp krizi oldu, çıksın ortaya. Ama açılmadı. Neden açılmadı yani? Biz eminiz. Devreden 57-58 yaşadım. Ben bu yaşa kadar bu Afşin bölgesinde öyle insan görmedim. Mehmet Ceren, Müdür Mehmet Ceren'in yeğeniyim. Amcamın ismini taşıdığım için de gurur duyuyorum. Amcam bizim için büyük bir onur, büyük bir gurur. Aramızda ayrılsa da yaşıyor. Aramızda ayrılsa da amcam her daim bizim yanımızda. Bizimle beraber yaşıyor. Bu bulunduğumuz mekan. Burada eskide demir ranzalar vardı. Demir ranzası üzerinden burada gaz lambasını takarak kitaplarını okudu, derslerine baktı. Mekan burası yani. Bu odanın da bizim için ayrı bir özelliği.